Lale Gül TV artık Türkiye ile birlikte Avrupa'da yayında. Lale Gül TV'yi izlemek için HD uydu alıcılarınızı artık yeni frekansımıza ayarlamanız gerekiyor. Yeni kurulum bilgilerimiz. Frekans 12685, sembol oranı 30000, polarizasyon dikey, vertikal. Önemli uyarı. HD uydu alıcısı olan izleyicilerimizin Lale Gül TV'yi izlemeleri için uydu alıcılarını HD olarak yenilemesi gerekmektedir. Muhterem dostlar, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü Aile Kılavuzu programımıza, ekranlarınızın başına hoş geldiniz efendim. Evet, ailede din eğitimi programı çerçevesinde bir seriye başladığımızdan bahsetmiştik. Yekder'le Diyanet Başkanlığımızla entegre, beraber ortak protokolle düzenlenen bir eğitim programından bahsetmiştik. Ailemizde din eğitimi nasıl olmalı? Bu süreçte ailemizde din eğitimi nasıl olmalı başlığı altında ilk programımızı çocuklarımıza ibadet alışkanlığını nasıl kazandırabiliriz konusuna bir bismillah dedik. Şöyle kısaca bir hatırlatırsak dit kuralından bahsetmiştik. Dürüstlük, istekrar tutarlılık önemli demiştik. Ardından ibadetlerde model olmaktan bahsetmiştik. İstekli olmak, iştiyaklı olmak, istikrarlı olmak, devamlı olmak, samimi olmak. O Rabbimizin karşısında durduğumuzda çocuğumuz bizi görürken bizim heyecanımızı, hissiyatımızı, o dua ederken ki yakarışımızı hissetmesi, görmesi bu noktada bizim model olmamızın öneminden bahsetmiştik. Şimdi başlık olarak da bir tutumlar, telkinler çerçevesinde bir tutumlar vardı. Bir de bununla beraber telkinler vardı. Tutumlarda anne babanın tutumları, onları işlemiştik. Bu tutumların faydalarına değinmiştik. Şimdi ise yakın akraba ve çevre tutumlarından devam etmiş olacağız. Yani evde dini teşvik, dini gelişimi teşvik eden telkinler başlığı adı altında. Yani dini gelişimi nasıl geliştirmeliyiz diye düşündüğümüz anda burada önemli olan bir çerçeve, önemli olan bir etkenden bahsediyoruz. Yakın akraba ve çevrenin tutumları da ehemmiyetli. İşte burada kaldığımız yerden inşallah hem de görsel desteğiyle bu programda bu seride farklı olarak görsel desteğiyle devam ediyoruz ve bu görsel desteğiyle sağ olsun yönetmenimiz güzel bir şekilde akışı müthiş organize etmiş oluyor ve beraber entegre hem görsel hem işitsel tüm kaynaklardan istifade edip bu bilgileri bu çok değerli bilgileri bu önemli bilgileri davranış haline, refleks haline, duygu haline geçirebilmemiz için mücadele ediyoruz dostlar. Evet, Kur'an'la hayat bulacağız. Müthiş bir nesil yetiştireceğiz inşallah. Bu nesli yetiştirirken dikkat etmemiz gereken önemli noktalardan bir tanesi de çevre düzenlemesi. Yakın akraba ve çevre tutumlarına bir bakalım. Bir çocuğu şöyle bir ifade vardır. Bir çocuğu mahalle büyütür denir. Mahalle o çevredeki bir takım alışkanlıklar. Belki 2000'li yıllardan önce mahallenin günümüz, günümüze göre çok daha fazla bir etkinliği söz konusuydu. Mahalledeki bir abi bir küçük çocuğun yanlışında gider nasihat eder veyahut da bir abi farklı bir duruşuyla hani bir çekingenlik kazandırırdı. Veya çekingen yani etrafta görürlerse ne derler. Bir yanlış yapıldığında işte şu abi görmese de şu teyze ne yapar? Aa var ya şu işte Fatma'nın oğlu Ahmet var ya ee bir de şunu yapmış noktasına gelir. İşte işte burada bir çocuğu mahalle büyütür. İşte burada şahsiyet çok önemli. O mahalle, muhit çok önemli. Mahir İz Hoca'nın Din ve Cemiyet kitabında sayfa 144'te gencin şahsiyeti teşekkür edinceye kadar yani oluşuncaya, şekilleninceye kadar temiz muhitlerde bulunmasına ve dindar çevrelerden arkadaş edilmesine dikkat edilmelidir ifadesini kullanıyor hocam. Yani burada önemli olan şahsiyet mi oluşacak Şansi, şahsiyeti mi inşa edeceğiz bunu şekillendirirken bunu oluştururken temiz muhit çok önemli yani hocam biz çocuklarımızı yetiştireceğiz evet çocuklarımız çok önemli mi hadi cevap verelim kaç milyar dolar eder bir tanesi değer vermek adına değer adına söylüyorum anlaşılsın diye kaç milyar dolar eder epey e peki çocuklarımız bizim için önemliyse onların ahlaki gelişimi davranışları için muhit değiştirilir mi? Delikanlı işi ama değiştirilir. Değiştirilmesi gerekir mi? Evet, değiştirilmesi gerekir. Çünkü bir çocuğu sadece anne baba değil, yavaş yavaş mahalle, çevrede büyütür. Burası önemli. O yüzden biz akrabanın yaklaşımı, çevrenin yaklaşımına dikkat etmeli. Akraba ile ilişkilerinde kuzenlerle diyorlar şimdi teyze çocukları, hala çocukları, dayı çocukları, amca çocukları bunlarla ilgili ortamları düzenlerken de aile olarak ciddi anlamda dikkat etmemiz önem arz ediyor. Mahalledeki etkileşimde olduğu gençlerle bir şekilde nasıl bir etkileşimde, arkadaşları nasıl, siz 4-5 tane arkadaşının arkadaşı hakkında anne baba olarak 3 cümle, 4 cümle kuramıyorsanız Çocuğunuzu takip etmiyorsunuz demektir dostlar. Sadece evde bir takım şeyler yapmakla olmuyor. Arkadaş çevresini ciddi anlamda takip etmeliyiz. Mahallede kimlerle, okulda kimlerle, dostları kimler, arkadaşları kimler. Bunları takip etmemiz o kadar önemli ki dostlar. İşte burada e, çevreye dikkat, önem arz ediyor. Bir de e, anne baba tutumları dedik, çevre tutumları dedik. A ve B'yi işlemiş olduk. E, muhit değiştirmenin öneminden bahsettik. Peki evde dini gelişimi... Terkin açısından tutumları geçiyoruz. Artık düzenlemeler noktasına geliyoruz. Düzenlemeler noktasında daha önceki programımızda da ifade etmiştik ana fihrist başlık olarak. Düzenlemeler dediğimiz nokta zaman noktasında düzenleme bir de mekan noktasında düzenleme söz konusu. Peki düzenlemelerde zaman düzenimiz nasıl olacak? diye şöyle bir ekranımıza da bakarsak zaman düzeni. Yani dini bir hayat formu olarak dedik. Dinin dini bir hayat formu olarak ailenin yaşamını bu formun zamanlamalarına göre düzenlemek. Yani aile atmosferindeki hava, ailenin günlük kelamları, sözleri ve zamanların terennümü bu zamanların yani hangi zamanda hangi sözü kullanıyor? Eve gelince selamun aleyküm diyor. Bakın bir zaman düzeni. Babam eve geldi. 4 yaşında çocuk. Kapı açıldı. Babam eve geldi. Selamun aleyküm dedi. Veyahut da diyelim ki bir Ramazan'da sahur vakti. Ne oldu? Sahur vaktinde her şey sessiz sakin, evde bir ses var, evde bir tıkırtı var, evde bir hareket var. Allah Allah, gece gece ne oluyor ya? O ufak çocuk yarım gözle kalktığında gecenin bir vakti herkesin yeme oturduğunu görüyor. Normal dışı bir süreç. İşte zaman planı noktasında bu zamanı dini bir hayat formu olarak düzenlemek açısından sahur bir örnek. Şimdi bazen bazı aileler hiç sahur yapmıyor. Direkt yatıyorlar. Hiç sahur gündemde değil. Ama sahur yemeğinin fazileti çok önemli. Çocuk o havayı görecek, o ortamı görecek. Bir zaman sonra siz hiçbir şey demeden diyecek ki beni de kaldırın diyecek. Günlük süreçlerinde bir misafir geldiğindeki bizim davranışımız Allah'a emanet, selametle kalın ifadelerimiz çok önemli. İşte burada zamana göre insanların davranışı, zaman düzenlemelerinde önemli bir nokta. Yani dini davranışların belli zaman misafir geldiği zaman, eve girildiği zaman. İşte eve girdiniz kimse yok. Esselamu aleyküm ve aleyhi ve ee, yani selam sizin bizim üzerimize olsun, bizim üzerimize olsun. Evde birisi varken selam verdiniz. Selam süreci veyahut da bir takım iletişimlerdeki sürecimiz zamana bağlı olarak bir hoca efendi geldiğindeki hoca efendiye olan tazim veya bir büyük geldiğindeki büyüğe olan, baba geldiğinde eve, babaya olan hareket. Burada anneler çok önemli. Baba geldiğinde, babanın gelmesine anne önem verdiği zaman... ...ne olacak? Çocuk da onu görecek, fotoğraflayacak. Ha, bir vakit geldiğinde... E, buraya e, ...burada bir takım davranışları düzenlemek. Bu önemli. Bir de zaman düzeni açısından... ...önemli olan noktalardan bir tanesi de... ...zamana endeksli... ...diğer merasimler ve icabet edilecek noktalar. Yani... A ee, zaman düzeni dışında bir sonraki zaman düzeninin bir sonraki maddesi ise bir sonraki e, slaytımızı ekranımızı görmüş olacağız. E, zamana endeksli merasimlere icabet etmek veya e, davete icabet etmek, e, çocukları bu merasimlerde bulundurmak, hani misafir karşılamalarında, uğurlamalarında, hizmete hizmette bulunmalarında onlara izin vermek, onlara bir imkan oluşturmak. Yani zamanı endeksi, bir icazet, Kur'an-ı Kerim icazeti programı olabilir, hafızlık icazeti olabilir, bir e, düğün programı olabilir, e, farklı İslami merasimler olabilir, bir işte Kur'an'a geçme programları yapılıyor şimdi. Değişik değişik vesilelerle e, bu merasimlerde mutlaka e, çocuğumuzun bulunması ve bu merasimlerde gerekirse, mümkünse, bir misafir gelmesi, evde bir mukabele ortamı, bir sohbet ortamının evde oluşması. Mutlaka ailelerimiz ya gidecekse gelecekse bu ortamlara, merasimlere çocuklarımızı kazandırmalıyız. Orada bulunmalarını sağlamalıyız. Onlarla ilgili ortam oluşturmamız çok önemli dostlar. Evet dostlar, işte çocuğun topluluk adabı, merasim adabı kazanması, o merasimdeki iklimin farkında olması ve orada o aidiyeti hissetmesi, bir heves alması din algısı açısından önemli. Bazen size hani bir zaman sonra sıkılıyorlar gibi gelebilir. Tabii ki oradaki ortamı güzel tutmak önemli ama yine de katılmaktan kaçınmıyoruz. Bazen şu da olabilir. Ya ben hiçbir şey anlamıyorum sohbetten. Çocukları götürüyorum veya hiçbir şey anlamıyorum programdan. Çocukları bir yere bırakayım. Bakın öyle değil. Sadece siz almıyorsunuz. Bazı sohbetlerde, bazı ortamlarda insanların Uyurken dahi istifade ettiği gözlenir. Uyurken dahi o ortamdan, o iklimden, orada bir manevi enerji de var. O enerjiden istifade de önemli. O yüzden e, oraya e, çocuk gittiğinde ya sıkılacak, ben de sıkılacağım, huzursuz olacağım, kısa zaman sonra çıkacağım. Mutlaka biz çocuklarımızı götürmeye çalışalım. Ama il, o oradaki ortamda ta, tabii ki çocuk çevreye zarar veriyorsa veyahut da ortamın iklimini bozuyorsa bir zaman durup o, o ortamı... E, iklimini terennim edip nefesini alıp ondan sonra tabii ki ortamın daha düzenli gitmesi için belli zeminler oluşturabiliriz. Ama bizim de zaten o merasim adabına yavaş yavaş evladımızı hazırlamamız da önemli. Bak herkes dinliyor. Şimdi biz de dinleyeceğiz. Ama onun bir sabrı var. İşte yaşına göre. Dedik ya seviye, akıl, temyiz. Yani 2 yaşındaki çocuğu zor tutarsınız ama 5 yaşında birazcık daha. 7 yaşında, 10 yaşında, 12 yaşında. Seviyeye göre değişiyor. İşte bizim ama bu merasimleri din algısını zengin tutma adına zevkli, canlı, neşeli bir ortam bu çerçevenin yerleşmesi adına e, dini merasimleri çoğaltmak, bununla ilgili güzel programları gerekirse bizim üretmemiz. Her şeyi vesile kılabilirsiniz. Namaza başladı, güzel bir program yapabilirsiniz. Kur'an-ı Kerim'de bir şeyleri ezberledi, program yapabilirsiniz. Bir takım ahlaki davranışlarını düzeltti, program yapabilirsiniz. E, bir takım yanlışlar yapıyordu ama doğru yapmaya başladı, bir kutlama yapabilirsiniz. Mutlaka e, neşeli ortamlarda dini e, davranışları pekiştirmemiz önemli dostlar. Aynı zamanda Zamanlama açısından eğer biz bu merasimlere gidersek, bu toplantılara gidersek e, aynı zamanda çocuklarımızı da insan fıtırsına muhalif olmayan doğal mekanlara alıştırmış olacağız. Yani ekrandan uzaklaştırmak istiyoruz, bahane arıyoruz, bir şey bulamıyoruz, bir şeyle dolduramıyoruz. Çok ona e, ciddi anlamda e, ona doğru döndüğümüz zaman da yani ekrandaki e, efendime söyleyeyim mekanik e, anlayışa döndüğümüz zaman da sonra zaman dolduramıyoruz. Çocuklar orada çok daha fazla zevk ve eğlence açısından alışıyorlar. Sonra bu ortama maalesef gelemiyoruz. Dostlar, öncelikle zaman açısından meseleyi değerlendirmeye çalıştık. Bunu bir hadis-i şerifle de inşallah taçlandırmış olalım. Hani sizin açınızdan da hani zamanı bu kadar önem vereceğiz. Zaman yönetimi, zaman düzeni, zamanı doldurmak, çocukları meşgul etmek, bu meşguliyet süreci, bir takım toplantılar, merasimler, seminerleri fırsat bilmek mutlaka katılmak çok önemli. Peki neden çok önemli? İşte burada e, mümin olarak bizler efendimizin hadis şerifinde e, şu ifade artık bilmiyorum bazen bazı bilgileri çok küçükken alıyoruz veya ağzımıza çok pelesenk oluyor. Sanki o rutin tekrarlarla beraber manasını kaybediyor mu diye düşünüyorum. Çünkü ehemmiyet verilmemeye başlanıyor gibi bir durum söz konusu oluyor. İnsanların çoğu diyor efendimiz iki nimet vardır ki insanların çoğu onları değerlendirme hususunda maalesef aldanmıştır. Bu iki nimet nedir? Sağlık ve boş vakit. Hep aramızda neyi konuşuruz? İşte sıhhat gidince değerini anladık. İşte zaman gidiyor, yaşlanıyoruz, dünya çok hızlı gidiyor, değerini anladık. Evet, dünyayı bir kere yaşıyoruz. Her şeyi bir kere hissediyoruz. Bakın bu saati, bu programı siz bir kere dinlemiş, bir kere seyretmiş olacaksınız belki. Sonra tekrarları olsa da bu saatler. Veya bugünün öğlen namazını bir kere kılmış olacaksınız. Bugünün ikinin namazını bir kere kılmış olacaksınız. Bir daha bugünün ikinin namazı yok. Evet dostlar, işte bundan dolayı e, dinimiz bize, İslam dini, Efendimiz bize önemli bir iki nimet ve insanların bu noktada ciddi anlamda farkında olmadan aldandığından da bahsediyor. Değerlendiremiyor diyor. Neymiş bu nimetler? Sıhhat ve boş vakit. İşte dinimiz zamanı çok önem veriyor. Zaman noktasında bir mümin olarak zamanı kavramamız noktasında özellikle Efendimizin ciddi anlamda telkini var. Peki bu idrak gerçekleşirse ne olacak? Bu idrak gerçekleşirse işte zaman genişleyecek dostlar. Zaman bereketlenmeye başlayacak. Peki zaman düzenleme ile ilgili örneklere bakarsak ibadet alışkanlığı açısından. Zaman düzenleme ile ilgili ibadetler. Mesela namaz. Ne yapıyor? Ezan okunuyor. Hep beraber namaza gidiyoruz. Veya yine namaz noktasında cuma namazı var. Ticarete ara vermemiz isteniyor. Kesin emir. Maalesef bu noktada günümüzde de biraz Müslümanların duyarlılığı zayıflamış durumda. Babalarımız, annelerimiz Cuma namazında, bazen Cuma namazı vakti bakıyorsunuz. Sokaklar hiç sanki ezan okunmamış, kimse çağrılmamış, kimsenin umurunda değil. Yollarda, otobanlarda trafikler uzun uzun. Halbuki Cuma vakti. İnsanlar maalesef gün geçtikçe duyarsızlaşmaya başladı Rabbimize karşı. Cuma namazı ile ilgili halbuki kesin emir var. Ticarete ara vermek. O sırada neyle meşgul ara vermek. Şahsi temizliği yapmak. Bu noktada ca camiye gitmeye, çocukları teşvik etmek. Hatta mümkünse harçlık günlerinin cuma namazına işte camiden sonraya e, ayarlamak. O hafta karşılığını vereceksek ya da o gün karşılığını vereceksek. Hani cuma günü o ayrı bir motivasyon ortamı hazırlamak o kadar önemli ki. Bir bakıyorsunuz artık cumalar maalesef gündemden çıkmış durumda. Buna dikkat etmemiz lazım. Çünkü bu saatteki ticarete ara vermek de önemli. Kazandığımız rızık da helal olan, o mücadele olan, alın teri olan rızık maalesef harama doğru gidiyor. Hafazan Allah, Allah muhafaza eylesin. İşte burada dikkat etmemiz gereken süreç var. Mesela oruçla ilgili sahur, iftar, Ramazan ayı ayrı bir zaman kavramıyla ilgili düzenleme gerektiriyor. Bakın zamanı programlıyoruz. Rabbimiz zamanı rutinden çıkartmamız için bizi bir sürü ibadetlerle, düzenlemelerle, ecdadımızın da örf ve anane desteğiyle yani bu din nasıl daha güzel yaşanır, nasıl daha güzel kavranılır, nasıl daha güzel huzurlu olunur, insanlar nasıl daha mutlu olurlar, İslam'ı nasıl daha huzur kaynağı olduğunu hissettirebiliriz açısından. Örf ve anane açısından dedelerimiz de bu noktada ciddi işte kandil programları, mübarek gecelerin kandil olarak ilan edilmesi, bunların vesilesiyle arada bir ibadet gündemlerinin oluşması. O kadar önemli ki bir zekat süreci malımızın iyi olduğunda, zengin olduğumuzda. bunların hepsi bakın zamanla ilgili. Zengin olduğumuz zaman. O zaman da e, fakirlerin işte yardımına özellikle bazı e, dostlar işte Ramazan ayında özellikle mesela hem Ramazan ayında olduğu için zekatın da sevabı daha çok artsın için Ramazan ayında verirler. İşte üç aylar diye bir süreç var. Muharrem ayı, aşure günü diye bir süreç var. Burada manevi terbiyeyle ilgili bir gündem oluşturmaya bunları fırsat bilerek aa işte ekstra bir takım ibadetler, nafileler, bir takım sohbetler oluşturup çocuklarımızın dimağında dini çalışmaları, vesileleri, törenleri, merasimleri gündem haline getirmek çok önemli. İbadete teşvik açısından. İşte Kur'an-ı Kerim'e geçiş merasimi dedik, hatimi duası dedik, doğum dedik, taziyeler. Bu noktada hani çocuklarımızın yavaş yavaş ölümle ilgili meseleyi kavraması. Bakın bir sürü danışan, danışanlardan işte bakıyorsunuz bir yakını vefat ediyor, annesi vefat ediyor, babası vefat ediyor. Hadi psikoterapiye taşınıyor. Terapi sürecine giriyoruz. Terapi sürecine girdiğimiz anda dostlar bakıyoruz ki o ölümü kabul etmeme. Ölümü kabul etmemeyle beraber bir takım sıkıntılar. Halbuki o taziye süreçlerinde o cenazeye çocuğun gelmesi belli bir yaşa göre yavaş yavaş kabullenmesi, oradaki cenaze töreni, oradaki derdin nasıl paylaşılarak azaldığı, onu çocuğun hissetmesi, değil mi? Müslümanın Müslüman üzerine beş hakkından birisi işte cenazesine gitmesi. İşte burada o cenaze namazındaki ortam, dediğim gibi bayramlar, bayram ortamı, mutluluklar bunların hepsi zamanı düzenleme örnekleri. Peki bunlar doğal olarak dinimizin bize verdiği büyük fırsatlar. E şimdi bayramlar tatile dönüşürse, bir anne baba ziyareti, bir dede babaanne ziyareti, dede anneanne ziyareti olmazsa, e o zaman ne olacak? Yavaş yavaş işte zamanı biz bozmaya başlıyoruz, fıtratı ay aykırı hareket ediyoruz. Biz zamanımızı ona göre düzenlememiz lazım. Peki mekan düzenlemeye geçelim. Evde dini gelişimi teşvik eden telkinler açısından bir de mekan düzenlemesi var. Zaman düzenlemesini bitirdik. Mekan, ortamı düzenlemek de önemli. Mesela evin ibadete, abdeste, e, cemaatle namaz ortamına uygun olması. Şimdi maalesef evleri, eşya dolduruyoruz. Şöyle iki kişi yan yana namaz kılacak ortam olmuyor. Çocuğa bir köşe oluşturup, önde imamın olacağı, arkada iki kişinin, üç kişinin namaz kılacağı bir... Hani olur da camiye gidilmez e, cemaatle namaz kılınması gerektiği zaman bir ortam oluşmalı. Çocuğun alışma sürecinde o ortam, o zemin, bir geniş alan mutlaka oluşturulmalı. Burası önemli. Çocukların hani kullanacağı havlu, abdestten sonra misvak, seccade, tesbih, kitap okuyacaksa kitabı ya da Kur'an'ı, onun ulaşabileceği yerde olmalı. Rahat almalı. E, şeyin vitrinin en tepesine Kur'an'ı koyunca e, bir takım işte birkaç çekmecinin arkasına seçeceği çocuk ne yapacak bir kere isteyecek iki kere isteyecek üçüncüsü de üşenecek gitme hemen böyle işte geçiştirecek veya e, sonraya bırakacak gündemde olmayacak gündemde olacağı hale getirmek yani eşyaların e, o ibadetle ilgili tesbih seçeceği gibi eşyaların kolay ulaşılabilir yerde olması önemli dostlar Kur'an-ı Kerim'in Kur'an-ı Kerim'in e, belli bir ulaşılabilir ortamda olması. Yani e, kapa kapak kapağında işte kılıfıyla tepede duruyor. Ona nasıl ulaşacağız? Tırmanmamız lazım. Merdiven falan koyacak çocuk çıkacak. İşte Kur'an-ı Kerim'i alacak da okuyacak. Hayır çok daha rahat yerde olması. Ve Kur'an'ın e, çocukların da duyacağı seste mesela okunması ortamda. Yani çocuklar da sizin Kur'an-ı Kerim okuduğunuzu görecek. Şimdi sorsam size en son evladınız, torununuz, çocuğunuz, yeğeniniz sizi ne zaman Kur'an-ı Kerim okurken gördü? Ey babalar, ey anneler evde geçtiniz bir yere oturdunuz veya uygun bir yere rahlenizi aldınız veya işte bazen rahle yok yüksek tutmak lazım işte yastığın üzerine koyuyorlar. Koy, oturdunuz okuyorsunuz. Kaç ne kadar gördü? En son şöyle bir 3-5 sayfa 10 sayfa bir cüz ne zaman okuduk? Acaba bizim çocuğumuz fotoğrafladı mı bunu? Kayda aldı mı? Benim annem işte akşam yatsı arası şu sureleri okur. Benim babam akşam yatsı arası şu duaları yapar. Ne zaman aldınız elinize? Bir bakın bakayım Kur'an-ı Kerim'le dostluğunuz nasıl? Sayfalarla muhabbetiniz nasıl? Bunu değerlendirmemiz o kadar önemli ki dostlar. Yani Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuzu, Kur'an-ı Kerim'le hem hal olduğumuzu veya oradaki bir manayı düşünüp de işte e, namaz ancak Allahu Teala'ya saygı duyanların başkasına ağır gelir. Bir ayet. eyvah benim namazlarım bazen eksik ya özür dilerim ya Rabbi, ya Rabbi ne olur dediğiniz çocuğunuz duysa o gözlerinizin yaşardığını görse o yalvarışınızı görse o Kur'an'ım benim ya bu benim hayat düsturum yanında okudukça huzur buluyorum elhamdülillah dediğinizi hissetse ne dersiniz? O Kur'an'a bakış açısı farklılaşmaz mı? O sayfaları çevirmesi farklılaşmaz mı? Sizin onunla hemhal olduğunuzu gördüğünüzde o da onunla hemhal olmaz mı? İşte günümüzde e, ekran alışkanlığından bahsediyoruz. Neden? Devamlı orada görüyorlar bizi. Ki bu noktada hani ekrandan da okusanız bile o mushafı, o sahifeleri tutup, el ile tutulup okunması çocuğumuzun da bunu görmesi çok önemli. Çocuk dilediğinde ibadete dahil olması. Mesela evde cemaatle namaz kılıyorsunuz ya da evinizde yanınızda küçük çocuk yanınızda namaza dahil olmaya çalışıyor. Efendimiz için bilirsiniz. Cemaatle namaz kıldırırken secde uzuyor. Boynunu torunları geliyor boynuna çıkmış. Onları düşüreceğim diye korktuğundan secdeyi uzatıyor. Ya biz aman yaklaşma. Gelme. Şunu yapma. Ay şöyle böyle daha küçücük çocuk 0-7 yaş sorumlu değil. İşte bilmediğimiz zaman 15 yaşındaki gibi sorumluluk yüklüyoruz. 8 yaşındaki gibi dur önünden geçme. 3 yaşındaki çocuğa bağırıyor. Dur önünden geçme. Çocuk diyor ne oluyor ya? Anlamıyor ki. E 0-7 yaş sorumlu olmadığı yaş. Ona göre davranmamız gerekiyor. 7-12 yaş biraz daha farkındalık, temiz. Tamam 7-12 yaş iyi doğruyu ayıracak. Temiz, mümeyyiz. Seçebilir demek zaten. İyi doğruyu ayırmak. Hani mahkemelerden bilirsiniz. Temize gitti. Neye? Bir karar verildi ama doğru mu yanlış mı, iyi mi kötü mü? Bunu ayırmak için. Işte. Burası önemli. Burada e, çocuk dilediğinde İbadete dahil olması için ona yer açmak önemli. Sofra adabı önemli. Sofra adabımız çok önemli. Hani besmele, hamdele, el yıkama, sağ elle yeme, bir bitki yetiştirme. Burası önemli. Ramazan bayramı hazırlıklarını yapmak, kurban bayramı hazırlıklarını yapmak, mübarek gecelerde ikram yapıp komşularla paylaşmak, hediyeleşmek. Burası önemli. Yine aşure gününde bir takım paylaşımlar yapmak çok önemli dostlar. Bunlar evdeki Mekan düzenlemesi açısından önemli. Hülasa edersek, yani bir Müslümanın evi, bir Müslümanın evi, yani özetlersek, ibadetlerini kamil bir şekilde eda etti. Ne demek kamil? Olgunlaşmış bir şekilde. Olgunlaşmış ne demek? Ha, kıvamında. Şimdi olgunlaşmamış bir meyveyi düşünün, ısırıyorsunuz, tadı yok, tuzu yok. Bu birazcık daha olgunlaşsın, şimdi toplamayın diyorsunuz. Yani olgunlaşmış böyle aradan çıkarmış değil böyle ya bitsin kurtulayım e, şunu yapayım da bitsin aman aman A, namazımı da kılmadım dur 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 aradan çıksın şimdi e, dur şurada halledeyim namazı kılıp geliyorum hemen 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 geliyorum namazı kılıp o değil olgunlaşmış o demek değil. yani arada çıkmış değil olgunlaşmış bir şekilde eda etti diğer salih amellerini ihlas ile ifa etti güzel ahlakı da güzel bir şekilde sergilediği ev Müslümanın nevidir inşallah Rabbim hepimizin evini inşallah bu ideal e, iklime hakim, bu ideal iklimde güzel ahlakın sergilendiği bir ev haline getirir. İşte bütün bunlar olursa, bütün bunlar olursa ne olur? Hülasa, özetle beraber, özet slide ile bitirelim. Yani Allah'a şükür için oruç tutan, kendini elindekini verdikçe, yedirdikçe karda gören, sevindiği bir hadise olduğunda ikramda bulunan, Peygamber Efendimiz'in ibadeti kolaylaştırdığını, zorlaştırmadığını bilen, hani zorlaştıranları da kendi ve hakları muhafaza için ikaz ettiğini, hani aman aman hakka girmeyelim. Hata yapanları uyarmakta acele etmeyen, bu noktada farkındalık seviye seviye 0-7 yaşta acele etmeyeceğiz. Biraz sonra inşallah ahlak bölümüne geçtiğimizde ikinci başlığımıza bunu daha da iyi görmüş olacağız. Hata yapanları uyarmakta acele etmeyen, Hani mescitte bevledene bile Efendimiz ne yaptı? Durun dedi ya, ses çıkarmayın. Çağırdı dedi, sen niye böyle yapıyorsun? Hani ben buranın da diğer yerler olduğunu gibi biliyordum. Bunu bilmiyordum ya Resulallah. Ha, bundan sonra yapma. Peki ya Resulallah, bundan sonra yapmam. Yıllar sonra bile bu sahabenin bu olayı, yani Efendimiz bana kızmadı bile. O kadar kişi kızdı ama o hiç kızmadı. Beni uyardı, bana bilgi vermeden hemen yargılamadı. Bilgiyi verdi, güzel bir şekilde anlattı. Benim anladığımı anladı. Ve hiçbir tatsızlık olmadı. Yapılan iş çok... Belki abes bir işti ama tepki çok güzeldi. O tepki ömür boyu kalıyor işte. O tepki ömür boyu kalıyor dostlar. İşte bir çocuğun kuşunun vefatı üzerine Efendimiz ona baş sağlığına gidiyor. Ona önem veriyor. Bir kuşunun vefat ettiği. Biz çocuğumuzla bir heyecanını bile sus şimdi dur aman sonra bakarız diye o heyecanı, o heyecanla soru soran çocuğu, o heyecanla bir şey öğrenmek isteyen çocuğu, o ufacık bir şey ya bunu mu yaptın ya? Bu, ya o 3 yaşında o büyük bir şey, o 5 yaşında o çok büyük bir şey onun için. Ne kadar önemli. Dün yapamıyordu ve bugün başardı. Onun mutluluğunu niye paylaşamıyoruz? İşte bunu paylaşan, Efendimiz örnek. Örnek modeli o mu? Evet o. Bazen maalesef kendisi bir takım sıkıntılarda olan ailelerimiz var. Dostlarıyla, e efendime söyleyeyim eşiyle sıkıntı çeken, kayınvalidesiyle, kayınpederiyle sıkıntı çeken gelinler var, damatlar var. Çocuklarından acıyı çıkartıyorlar. Ben çok dövdüm diyor. Ben çok ama diyor söz dinlemiyordu diyor. E sen Muhammed Mustafa'nın ümmeti değil misin? Bir tane örnek verin. Bir tane örnek verin ey hocalar, ey anneler babalar. Bizim çocuğu ben dövdüm evet. Ben Muhammed Mustafa'nın ümmetiyim. Efendimizden bir tane örnek verin. Ne zaman dövmüş? Bir tane örnek verin tamam. Hocam ara sıra lazım. Hayır ne lazım ya? Öyle şey mi olur? Yani böyle şey olabilir mi ya? Değişik değişik yok dayak cennetten çıkma yok vesaire şu bu. Ya insanız. 3 yaşında 5 yaşında çocuğa şiddet Allah bile sorumlu tutmuyor. Size ne oluyor? Allah bile sorumlu tutmuyor. Size ne oluyor? Biz muhabbetle, sevgiyle anlatacağız. İslam barış dini, savaş dini değil ki. Çocukla savaşmanın ne anlamı var? İşte biz çocuklarımızın İslam ile güzel ilişkiler kurması için anahtarız dostlar. Sorun mu var? Sen anahtarlık görevini yapamadın. Ben yapamadım. Sorun orada be. Biz kendimize bir bakalım. Biz Efendimizin onlara gösterdiği biraz önceki saydığım güzel muameleyi onlara gösterelim. Gerisi tevekkül tuval Allah diyeceğiz. Allah'a tevekkül ettik diyeceğiz dostlar. Evet çocuklarımıza ibadet alışkanlığını nasıl kazandırırız başlığı ailede din eğitimi programının bir ders kompozisyonuydu. Bu ders kompozisyonunu nihayet erdirmiş olduk. Şimdi farklı bir başlığa geçmiş olacağız inşallah. Ailede ahlak eğitimi. İbadet dediğimiz çerçeve biraz daha Rabbimize kullukla ilgili somut elle tutulur hareketler ve davranışlardı. Ama bunların alt başlığı altında önemli bir noktada ahlak meselesi. Çünkü ibadetlerin aslında amacı ahlakı tesis etmek. Nasıl yani? İbadetlerin amacı ahlakı tesis etmek. Şimdi bunu birazcık daha şöyle açarsak, yani namaz kılıyorsam, namaz ahlakla ne alakası var? Kur'an-ı Kerim açıyor, hemen dosyayı açıyor. İşte namaz nedir? İnsanı kötülüklerden alıkoyar. Allah Allah, namaz, secde ediyorum, rüküye gidiyorum. Ha demek ki bir kontrol mekanizması oluşturuyor. O zaman ahlakla ilgili bir süreç. Oruç, biraz önce nasıl alıştıracağımızı anlatmıştık bir önceki derste. Şimdi oruç ne yapacak peki? İşte bir ahlakı öğretecek, aç kalmayı öğretecek, yokluğu öğretecek, sabrı öğretecek, asıl ahlakı öğretecek. Aslında ibadetlerin hepsi bize ahlakı, yani toplumun içerisindeki bireysel ve toplumsal olarak davranışların nasıl olması gerektiğiyle ilgili bir temel teşkil ediyor dostlar. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatında bir kere bile olmamış olan dayak hadisesini biz neyi referans olarak kullanıyoruz ki? Şiddet. Hayır, hayır, hayır şiddet olmayacak dostlar. Yani çocuklarımızın İslam ile ilgili güzel ilişki kurmasındaki anahtar biziz. Açılacak kapının anahtarı biziz. Benim, sizsiniz. Eğer bu noktada eksiklik varsa biz kendimizi sorgulayalım. Efendimizin çocuklara nasıl davrandığını iyi öğrenelim. Biraz önce anlattığımız gibi ibadetleri nasıl kolaylaştırdığını, o kuşu olan çocuğa ne kadar önem verdiğini, Hz. Enes Efendimiz'e büyütürken 9 yaşından itibaren nasıl davrandığını, bütün bunların hepsini bir gözden geçirelim biz ne yapıyoruz acaba? Evet dostlar, işte ibadet meselesi gerçekten önemli bir mesele. Bu ibadetler bir şekilde ahlak noktasında, ahlak temeli noktasında bir şekilde davranışa dönüşmeli. Şimdi biz eğitim programımızda ailede ahlak eğitimine başlarken ahlakın önemi, ahlakın değerlendirilmesini bir tekrar edelim. Ahlak ibadetlerin içerisinde ibadetlerin çerçevesinde o ibadetlerin desteklediği davranışlardır. Aslında desteklemek, ahlakı oluşturmak için ibadetler vardır. Yani namaz, oruç, ahlakı düzenlemek için var dostlar. Peki biz acaba ahlaka yeterince önem veriyor muyuz? Veya ailede ahlak eğitimi açısından anne babalar olarak veya mürebbiler olarak veya işte babaanneler, dedeler olarak neler yapmalıyız? Nasıl yaklaşmalıyız? Ailede ahlak eğitimi nasıl şekillenmeli? Burası önemli. Biz ailede din eğitimi programı çerçevesinde. Ailede ahlak eğitimi noktasına giriş yapmış bulunuyoruz. Birinci maddemiz çocuklarımızda ibadet alışkanlığını nasıl geçirmekti? O dersi bitirdik. Şimdi ailede ahlak eğitimi dersine giriş yapıyoruz. Peki ahlak eğitimini en etkili kim verebilir dostlar? ahlak eğitimine en etkili kim verebilir? Sizce okul mu? Yoksa çevre mi? Medya mı? İnternet mi? Radyo mu? Televizyon mu? Gazete mi? Magazin haberleri mi? Çizgi film veya farklı yayın akış platformları mı? Dostlar ilk önce mesela ailede başlıyor. Ailede en yakın çevrede başlıyor. Tabii ki bunların hepsi ehemmiyetli. Hepsi önemli. Ama bir zaman sonra artık Hayata hazırlanma sürecinde hani treni kaçırdık derler ya. Eyvah tren kaçtı biz ya. Geçti artık. Siz ilk ilk defa, ilk defa böyle davranacaktınız. Artık alıştırdınız derler ya. İşte bu treni kaçırmamak için önemli olan nokta ahlak eğitiminin ailede başladığını anlayabilmek. Özellikle ailedeki model şu açıdan çok önemli. Neden? 7 yaşından itibaren çocuk okula başlıyor, değil mi? 7 yaşından itibaren çocuk okula başlıyor. 6 yaşına kadar ilk 6 yıl bizim için çocukla beraber geçireceğimiz çok geniş bir vakit. Tabii şimdi 4-6 yaşta daha az çok 3 saatlik, 4 saatlik, 5 saatlik programların çocuklar hani yavaş yavaş girmeye başlıyor ama ama önemli olan noktalardan bir tanesi evet ilk 6 yıl ahlak eğitimi için çok önemli, hayati öneme sahip ilk 6 yıl. Neden ahlak eğitimi için ilk 6 yıl önemli? Çünkü anne baba için ilk ve en uzun süreli Evladını tanıma, evladının da onu tanıma ve onu görme zamanı. Ve bu ömür boyu sürüyor. Temeli siz atıyorsunuz. İlk refleksleri siz teşkil ediyorsunuz. Bazen anne baba aceleciyse bakıyorsunuz çocuk da aceleci olmaya başlıyor. Anne baba çok mükemmeliyetçiyse çocuğun da bir takım davranışları o mükemmeliyetçiliğe göre şekilleniyor. Veya anne babanın o ilk ahlaki yaklaşımları ibadete verdiği önem, temizliğe verdiği önem, dünyevi işlerine verdiği önem, ibadet kadar verdiği, önem verdiği şeyler varsa, neyi ehemmiyet gösteriyorsa çocuğun da ona ehemmiyet gösterdiği ortaya çıkıyor. Bir de şöyle de bir süreç var. Hani örgün eğitimin, örgün eğitimin aksine gönüllülük esasına dayalı ve spontane gelişiyor ilk 6 yıl. Yani örgün eğitimde bir müfredat var, bir program var, bir düzen var, bir tertip var örgün eğitimde. Fakat burada hani gönüllülük esasına dayalı olan kısım 0-6 yaş. Ondan sonra derse devam var. Not korkusu var, gerginlik var, stres var. Hani en büyük problemlerden bir tanesi ne diyoruz? Karnenin hangi tarafına bakıyoruz diyoruz. Karnenin hangi tarafına bakıyoruz? Sola mı sağa mı? Sol tarafta notlar var. Teşekkür, takdir, yüz, ortalama. Sağ taraf arkadaşlarınla ilişkileri, davranışları, ders çalışmadaki başarısı, sorumluluk duygusu vesaire, temizlik alışkanlığı, şu alışkanlığı, bu alışkanlığı. Sağ taraf işte peki, peki, peki. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Çok iyi, iyi, iyi. Aile bir yere kadar bakıyor oraya. Onunla ilgili bir değerlendirme var mı? Yok, ölçme değerlendirme yok. Ama diğeriyle ilgili ölçme değerlendirme acayip. Teşekkür aldım mı, takdir aldım mı, matematik 5 mi, Türkçe 4 mü, ötekisi 3 mü? Yani akademik metni okuyup oradan çoktan seçmeli işaretlediği zaman A, B, C, D doğru işaretledi. Oradaki bir formülü hayata geçirip bir şeyleri yapabildiği zaman mutluyuz. Ama ahlaki noktada neyiz? Peki gerçekten çocuklarımıza ahlak eğitimi vermek istiyor muyuz? Ne dersiniz? O zaman soru şu. Okuldan eve geldiğinde ne soruyoruz? Okuldan eve geldiğinde ne soruyoruz? Hep beraber düşünelim. Okuldan eve geldiğinde matematiğin kaç, fenin kaç, hoca ne anlattı, ödevin ne? E, dersi iyi dinledin mi? Hangi arkadaşın başarılı? Ahmet kaç aldı? Mehmet kaç aldı? Ha Sen ondan neden düşük aldın? Bunlar mı? Yoksa neler? Gelin bakalım. Gerçekten ahlak eğitimi vermek istiyorsak ne sormalıyız? Ne sormalıyız? Bakalım. Bugün, çocuğumuz eve geldiği zaman. Bugün ihtiyaç sahibi bir arkadaşının yemeğini paylaştın mı? Öğretmenlerine saygılı davrandın mı? Peki arkadaşlarına gülümsedin mi gerçekten içten olarak? Böyle biraz hüzünlü bir arkadaşına gülümsedin mi? Hani birisine bir iyilik yaptın mı? Arkadaşlarınla oyunlarında ara sıra adaletsiz bir şekilde davrandın mı? Yani ben oynayayım, o oynamasın. Arkadaşlar yedişerli oynadı, iki kişi dışarıda kaldı. İşte ben biraz oynadım, ondan sonra gel arkadaşım ben oynadım, sen de oynadın dedin mi? Yoksa hep ben, hep ben, hep ben mi yaptın? Ne dersiniz? Bunları sorsak o zaman evladımız diyecek ki ha değerlendirme açısından ölçme değerlendirme değişti şimdi. Tamam matematik, fen, Türkçe falan bunlar da önemsiz değil ama verdiğimiz sorular, sorduğumuz sorular önem verdiğimiz noktayı işaret diyor. Bugün yemeği paylaştık mı? Arkadaşlarımızla adil davrandık mı? Gülümsedik mi? Ya ne güzel. Peki Temel ilkeler neler? Ahlak eğitimindeki bizim temel ilkemiz neler? Her şeyin bir temel başlangıcı var. Ahlak eğitiminin ne zaman başladığı ile ilgili süreçten başlayabiliriz. Ahlak eğitimi ne zaman başlar? Ahlak eğitimi, çocuk eğitimi ne zaman başlar? burada evlenirken başlar sözünü işlemiştik biz burada ekranlarımızda. Daha eşinizi seçerken ahlak eğitimi başlar demiştik. Açıkçası çocukla ilgili tabi bu süreci geçtikten sonra yine değerler eğitimi ahlak eğitimi açısından bakıldığında doğum öncesinde başlıyor. Ve ilk yıllar kesinlikle ihmal edilmeyip çocuğun gelişim özelliklerine göre ahlaki davranışlar örneklenerek refleks haline getirilmeli. Peki ee, bu noktada ailenin yapısı önemli mi? Yani ahlaki gelişimde ailenin yapısı önemli mi? Annenin babanın kendi yapısı önemli mi? Bazı araştırmalarla ilgili bir bilgimiz var. Bazı araştırmalar kişinin sahip olduğu empati, yani diğer gamlık, başkasını başkasının durumunu kendin hissetmeye çalışmak, hem hal olmak, onun yerine kendini koymak, diğer gamlık başkasını da düşünmek, paylaşmak, nezaket gibi değerlerin yüzde 40 ile 70 arasındaki farklı farklı değerlendirmelerde biyolojik ve biyolojik ve genetik faktörlerden geldiğini görüyoruz. Peki bu da aynı zamanda ömür boyu da etkin oluyor. Yani anne babanın yapısı çocuklarımızın üzerinde yüzde 40 ile yüzde 70 oranında değişen bir etkiye sahip. O zaman bizim ahlaki durumumuz, hem hal olmamız, paylaşımcı olmamız, nezaket, nazik olmamız, güzel bir şekilde ifadelendirmemiz, güzel bir şekilde davranmamız, ehemmiyet vermemiz o kadar önemli ki. Buna göre de hemen hemen 2-3 başlıkta çocuklarımız şekillenmiş oluyor dostlar. 2-3 başlıkta çocuklarımız 2-3 mizaç üzerine. Tabi bunlar daha sonra 6-7-8 mizaca ayrılıyor. 9 mizaç var. Birbirleriyle etkileşimleri falan filan var. Tabi çok derine girmeyeceğiz ama temel olarak sadece hani gelişimde bir zihnimizde temel belli şeylere oturduğu için 3 madde üzerinde biz başlıkları oluşturduk. Bir içine kapanık çocuklarımız oluyor. Yani yabancıdan kaçıyor. Teselli etmek zor hani kendi sorunlarına odaklandığından başkasına yardım edecek durumda olmayan çocuklarımız oluşuyor. Anne babanın davranışına göre %40-%70. Bunlar potansiyel olmuş oluyor. Başka işte sosyal ve uyumlu çocuklar gelişebiliyor. Sakin, hani kolay ağlamayan, yabancıdan kaçmayan, teselli etmesi kolay, profesyonel yetişen sosyal uyumlu çocuklar da oluşabiliyor anne babanın durumuna göre. Veya yine zor. Yani müsamaha göstermeyen, devamlı öfkeli, aceleci, yatıştırması zor olan, öfke kontrolüne ihtiyaç duyan modeller yetişmiş oluyor. Ha. Biz bu modelleri oluştururken ideal modeli, yani sosyal ve uyumlu modeli oluşturmak için neler yapabiliriz? Neler yapabilirizle ilgili başlığımız önemli. Oyun grupları, ahlaki temalara sahip kitaplar, uygun bir disiplin belki çocuk terapisti yine de iyi olmuyorsa sabır ve iyi niyetle telkine devam. Neler yapabiliriz başlığını yani biz çocuğumuzun ahlaki gelişimiyle ilgili başlıkları oluşturursak oyun grupları, ahlaki tem temalara sahip kitaplar bunlar önemli. Uygun bir disiplin başlıkları söylüyorum. Veya çocuk yapamıyorsa eğer çocuk terapistine yönlenmek yine de olmuyorsa iyi niyet ve sabır Burası önem arz ediyor. Peki anne karnında temelde, anne karnından başlarsak, anne karnında dikkat etmemiz gereken hususlar neler? Ahlaki gelişim açısından. Hocam ne diyorsunuz ya? Ahlak gelişecek anne karnı. Daha dur, yok. Daha gelecek mi, gelmeyecek mi, nasıl gelecek, sağlıklı olacak. Biz bir sürü kaygı duyuyoruz. Ama ne yapacağız? Evet, anne karnındaki bebek bir, çok aşırı gürültüden mümkünse uzak tutulmalı. Mümkün mertebe. Yani ani seslerden rahatsız olabilir. Bu bir tedirginlik oluşturabiliyor çocukta. Bebeğin duygusal gelişimini etkiliyor. Bunlar bilimsel değerlendirmeler dostlar. Ortamına göre değerlendirilmiş, test edilmiş deneylerin sonuçları. Annenin yaşadığı yüksek stres, özellikle hamile hanımlar için, hamile hanımların beyleri, eşleri ve çevreleri çevresi için bunu da parantez içinde söylemiş olalım. Mümkün mertebe o çerçevede, o durumda bir çok kötü haber çok kötü ortam çok kötü iklimin e, tabii ki belli ki hayatın gerçekleri vardır ama çok kötü iklimin hakim olması olmaması adına mücadele vermemiz gerekiyor. Yani e, çünkü bir kaygı oluştuğunda ne oluyor İç salgı bezleri e, bir şekilde e, bir takım hormonlar e, salgılıyor ve bunlar kana kanla karışıyor. Bu kandan bebek besleniyor. Bebek beslediği için buradaki e, kimyasal olaylar e, çocuğu da ne yapmış oluyor, etkilemiş oluyor. Şu an biz biliyoruz ki bilimden de biliyoruz, psikiyatri dünyasından da biliyoruz, tıp biliminden de biliyoruz. Kimyasal salgılarla duygularımız, davranışlarımız paralel gidiyor. O zaman kana karışmış olan o kimyasal salgılar, bir takım salgılar illaki bebeği de ne yapmış oluyor? Etkilemiş oluyor dostlar. İşte bu etki karşısında bu kimyasal olaylar yani annenin depresyonda olması, kaygı duyması, neşe, sevinç, üzüntü gibi psikolojik durumdan çocuğumuzda anne karnında bile etkilenmiş oluyor. Peki bize düşen ne? Bize düşen şu. O doğmadan önceki süreçte kesinlikle ama kesinlikle stresten, kaygıdan, mümkün mertebe uzak durmaya çalışmamız çocuğumuzun duygusal gelişim açısından önemli bu bir. Daha başlangıç, ahlaki gelip gelişim açısından değerlendirdiğimizde. İkinci aşama bebeğin fizyolojik ihtiyaçlarının yanında, Fizyolojik ihtiyaçları var. Yemeli, içmeli, ne kadar zamanda bir, ne olacak, ne bitecek bunlarla ilgili ciddi anlamda bilgi dolu, dolu, dolu. Doktorlar da söylüyorlar. Ama bir önemli nokta daha var. Annenin içten dokunması, annenin çocuğu okşaması, öpmesi, annenin kokusuna ihtiyaç duyması. Peki din, dinimiz var ya, hani biz bilimsel olarak böyle, böyle, böyle diyoruz ve bakıyoruz. Efendimiz çocuklarınıza çokça öpün. Zira her öpücük için size cennetli bir derece verilir. Allahu Ekber hadis-i şerif. Yani her öpücük için bir derece veriliyor. Allah Allah Allah. Melekler öpücüklerinizi sayarlar ve sizin için yazarlar. Bunun hani hem uhrevi motivasyonu açısından da çok güzel. Aynı zamanda biz de anne babalar olarak çocuklarımızı o öptüğümüzde, o sarıldığımızda aynı zamanda bizde rahatlatıcı bir unsurdur. Bir terapidir. O günün yorgunluğunu atacak, atmak için onlara bir sarılmamız bizde rahatlatır. Bu etkileşim hem bizim için büyük bir nimettir dünyevi anlamda hem de uhrevi anlamda cennetli bir dereceden bahsediliyor. Kimisi maalesef çocuğuna sarılmıyor, öpmüyor hatta bundan imtina ediyor, çekiniyor umursamıyor, önemsemiyor ama bu bir sevap. Ciddi anlamda fayda. O çocuğumuza şefkat göstermek. Büyüklerine saygı küçüklerine sevgi göstermeyen bizden değildir. İşte sevgi ve saygı bu noktada çok önemli dostlar. Çocuklarımızın ahlaki gelişimine nasıl destek olmalıyız konu başlığında inşallah önümüzdeki programda devam etmiş olacağız. Programımızın sonuna doğru yaklaşmış bulunuyoruz. Ahlaki gelişime giriş yaptık. ADEP Ailede Din Eğitimi programı çerçevesinde çocuklarımızı ibadet alışkanlığı konusunu bitirdik. Şimdi ailemizin ahlaki gelişimdeki desteklerini, neler yapması gerektiği ile ilgili çok önemli maddeleri sizlerle istişare ediyoruz, müzakere ediyoruz dostlar. Programımızın sonuna doğru yaklaştık. İnşallah önümüzdeki programda ailede ahlak gelişimi nasıl devam nasıl olmalı? Bu konuya devam etmiş olacağız. Ailede huzurumuz, ailenizde, ailemizde huzurumuz daim kaym olsun dostlar. Allah'ın emanında olun, sağlıcakla kalın. Esselamu Aleyküm. Və Rəhmətullah və bərəkət